Aslında bildiğimiz çok temel cümlelerden biridir ama böyle candan ciğerden söylediğini hissettiğim için soracağım. Çok duyduk ama sen söyleyince bir durdum. Sahnede ölmek istiyorum diyorsun gerçekten. Ya evet, yani benim babam rahmetli ölümünden 15 gün öncesine kadar üniversitede sandalyeye oturup ders veriyordu. Yani terazi burcuyum bir de, çalışmamak beni gerçekten öldürür. Yani bu pek çok tiyatro oyuncusu böyle söyler. Elbette insan yatağında uykusunda ölmek ister ama yani Allah sağlık verdiği sürece çalışmak isterim. Çünkü biz adrenalin bağımlısıyız. Biz öyle bir bağımlıyız yani. Mesela geçen gece işte sabahladık, neredeyse 6-7'ye kadar çekim yapıldı filan. Hani orada 30-35 benim çocuğum yaşında olan insanlar var. Enerji düzeyi aynı. Hatta bazen daha bile yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yani belin ağrıyorsa ne bel ağrıması, fırlayıp koşuyorsun gidiyorsun filan. Biz buna şey yapmışız ve her gün yeni bir rol oynamak, yeni bir kitap yazmak isteriz yani. O bütün tiyatrocularda vardır. Çok gerçekten yürekten derler ya, öyle söylediğin çok belli bunu. Bir slogan gibi değil seninki, evet. Hayat biçimi gibi aslında. Güzel yaşa, uzun ömürlerde bizden, kuşaklardan yana hep yanımızda olmaya da devam et aslında. İnşallah, o önemli. İnşallah. O kadar da yaşlı değilim canım, daha tabii. İyi fena değil yani. Bence de. Tam da o noktada hayalini soracağım. İlk aklına gelen, kendin için, hayatın için, bundan sonrası için hayalin ne? Bir defa böyle yazlık bir yerde, çok böyle denize yakın bir şey tarzı diyeyim, ne diyeyim sana, Maldivler tarzı bir yerim olsun. Bütün dostlarım gelsin gitsin, onu çok istiyorum. Torunlarım olsun, çok istiyorum. Bir de yabancı sinema platformuna çıkabilmeyi istiyorum. Bir de söylediğim o sosyal projeleri gerçekleştirebilmek istiyorum. 3 tane dileğim var. Her dakikasından çok keyif aldım. Ben de öyle. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki tanışmışız. İnsanın bir de hayatındaki böyle temel figürlerle tanışmasının, bunu çok ekran dışında da söylüyorum, anlamı var. Tanıyınca hayal kırıklığına uğramamasının başka bir anlamı var. Ay, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da bugün biz hepimiz sadece iyi hikayeler dinlemedik senden. Ama aynı zamanda bence bir hastalıkla ilgili de, sadece hastalıkla ilgili değil, iyileşmekle ilgili de, bu hayatta sadece hastalıklardan ibaret olmadığımızı da anlatan ve her cümlende vardı, çok kıymetliydi, yardım alabilmenin önemi üzerine de. Nasıl bedenimiz hasta olursa, ruhsal olarak da hastalıklardan geçebiliriz ve bu ülkenin kıymetli psikiyatrları, nörologları, klinik psikologları, psikoterapistleri olduğunun da vurgusunu yapmak benim bu programı yapmamda benim için de çok önemliydi. Çok keyif aldım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Toplum olarak da iyileşmeye ihtiyacımız var, birey olarak da. Bence bu da son imza sözümüz olsun bu programda. Buluşacağız yeniden bu salonda. Bizler Paylaş Benimle evinde Nurseli İdiz'i uğurladık bugün. Bize gerçekten önemli şeyler anlattı. Biz kıymetli bir sanatçının, bir oyuncunun hayat hikayesini dinledik ama sadece bununla kalmadık. Bugün Türkiye'nin farklı farklı evlerinde psikolojik rahatsızlıklar yaşayan insanlar için de iyileşmenin hep bir umut olduğunu söyledi. Aynı zamanda da hasta etiketi yemeden önce hastalığın da hayatın bir parçası olduğunu anlattı bize. Nurseli İdiz'e çok teşekkürler. Bu salonda sizlerle buluşmalarımız devam edecek.